hep birlikte göreceğiz. Evet, hem yılı değerlendireceğiz, hem haftaya bakış açısı getireceğiz. Şu anda Skype hattımızda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu var. Ayhan Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar Ali Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler, eksik olmayın. Şimdi vaktimiz bol, bayağı böyle bir 30-33 dakika kadar vakit ayırdık size. Hem yılı değerlendirmek istiyoruz sanayi açısından, çalışanlar açısından, asgari ücret açısından, üçüncü çeyrek büyüme verisi açısından, kapasite kullanımı açısından, ihracat hedefleri açısından, aklımıza ne geliyorsa her şeyi konuşacağız. Çünkü Kocaeli, Türkiye'nin, yani İstanbul'u dışarıda tutarsak, en büyük sanayi üssü ve pek çok üretimin gerçekleştiği bölge olduğu için oranın nabzını iyi tutarsak, gelecek yıla nasıl başlayacağımızı daha iyi görme imkanımız olabilir. Bir genel değerlendirmeyi istiyorum önce. Nasıl bir yıl geçiriyoruz? İşte yılın bitmesine şurada topu topu kaldı 10-12 gün kadar ve bu süreyi tabii hesaba katmıyoruz. Yılın bittiğini varsayıyoruz. Nasıl bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorsunuz siz bir sanayici olarak? Teşekkürler Ali Bey. Öncelikle Kocaeli ile ilgili vurgu yaptığınız için ben bir iki tane rakamını vereyim Kocaeli'nin. Ondan sonra yıla başlayalım. İlimiz imalat sanayinde Türkiye'nin %10'un üzerinde üretim yapan bir bölgesi. Çok ufak bir il olmamıza rağmen nüfusumuz da çok fazla değil, 2 milyon civarında. %40 civarında otomotiv sanayini ev sahiplik yapıyoruz. %27 kimya sektöründe ve %20 civarında da metalde payımız var. Bir de Türkiye'nin ilk 500 firmasından 84 tanesine ev sahipliği yapıyoruz. Evet. Bir diğer farkımız da üyelerimizin %10'u, Ali Bey, bu başka hiçbir İstanbul dahil hiçbir ilde yoktur. %10'u yabancı sermayeli. Bu da aslında rekabet gücü açısından coğrafyamızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu vurgulayarak başlamak istiyorum. 2022 yılı kısmen de olsa pandeminin etkisiyle başladı Ali Bey. Ama baz etkisiyle birinci, ikinci çeyreklerde 7,5'un üzerinde büyümeler oldu. Sonra da hem dünyadaki hem Avrupa'daki krizler nedeniyle hafif de olsa büyümemiz üçüncü çeyrekte biraz yavaşlamış oldu. Ama ben öncelikle ihracat rakamlarıyla başlamak istiyorum. Evet. Malumunuz biz çok uzun süreler 10 milyar bazında aylık ihracatlar yapan bir ülkeydik. Sonradan bu bir anda değişmeye başladı ve hem aylık bazda hem bazen yıllar bazıyla rekorlar kırılan bir döneme girdik. Bu 2020'nin sonuyla 2021'in neredeyse tamamında oldu Ali Bey. Fakat dikkat ediyorum, en yüksek rakamı da biz tahmin ediyorum Haziran ayında 23 milyar 427 milyon gibi bir rakamla en yüksek seviyeye gelmişiz aylık bazda. Sonradan bu rakamlarımız işte Kasım ayında 21.8, ki bu da Kasımların içerisinde en yüksek Kasım olarak geçen bir ihracat rakamı. Onun altına da baktığımızda tabii ki bizim en büyük partnerimiz Avrupa Birliği ve Avrupa kıtası. Avrupa kıtasına yaptığımız ihracatımızın %55'i. Evet. Aslında bu bizi dünyanın her tarafına ihracat yapabilir kabiliyette bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Bu çok değerli. Ben bunu vurgulamak istememin nedeni Ali Bey, evet, malumunuz gümrük birliğini yaptığımızda oradan zarar gördüğümüze dair çok şeyler vardı, fikirler vardı. Aslında ticaret bazında, yani aldı verdi arasında farka baktığımız zaman aşağı yukarı 26 senede 300 milyar gibi bir açığımız da var. Bunu da inkar edemeyiz. Kayıtlarda olan bir rakam. Ancak az önce de söyledim, biz bu sayede bütün dünya ülkelerine mal satabilir bir üretim üssü haline geldik. Tabii. Bu da bir değerli bir öğretim olarak görebiliriz. Tabii bu ihracatı yaparken maalesef ithalatımız da birden çok hızlanmaya başladı. Yılbaşından bu yana aylık bazda artış hızı ihracatı geçmeye başladı ve son dönemlerde de çok yüksek rakamlara kadar çıktı.
Aslında ithalatın oluşumuna baktığımız zaman, yani biz sermaye malı ithalat yapıyorsak, ham madde ithalat yapıyorsak aslında bundan çekinmemek lazım. Ama son dönemde bakıyorum Ali Bey, bizim ihracat ithalatımızdaki artışlar tüketim mallarından gelmeye başladı. Evet. Burada hakikaten biraz daha dikkatli, biraz daha stratejik plan yapıyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Buradan hemen dış ticaretten giderken kurlar konusunda da fikrimi söylemek istiyorum Tabii, Ali Bey. lütfen. Burada zaman zaman sektörlerden, belirli sektörlerden, bilhassa tekstilden şikayetler geliyor zaten. Kurun maalesef biraz düşük kaldığına dair şikayetler var. Hele hele euro paritesi, euro dolar paritesi doların altına düştüğü dönemlerde bu çok daha fazla dile getiriliyordu. Şu anda 1.07 rakamı tabii ki birebirin çok çok üzerinde. Biz aldığımız ürünlerin birçoğunu üstelik dolar olarak alıyoruz. Euro olarak satarken aslında orada bir ufak da olsa avantajımız oluyor. Ama benim esas vurgulama yapmak istediğim konu şu. Malumunuz Merkez Bankası reel efektif döviz kurunu açıklıyor. Evet. Bunu hesaplarken de malum Türkiye'deki enflasyonu 2003 yılındaki dolar TL paritesinden giderek bir hesaplama yapıyor. Şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var Ali Bey. Bu hesabı siz tüketici fiyat endeksine göre yaparsanız bugün doların olması gereken rakam 12 ve 13, 13 TL civarında. Evet. Ancak bunu üretici fiyatı endeksinden yaparsak ki bizim sanayiciler olarak etkilendiğimiz rakam odur. Orada baktığımız zaman bu rakam neredeyse 23 TL'ye geliyor. Yani burada bir sıkıntılı bir durum var. Bu çok fazla sürdürülebilir bir şey değil. Doların sabit tutulması, tabii ki enflasyon çok önemli bir sorun. Merkez Bankamız da bunu çözmek için büyük çabalar sarf ediyor. Buna katılıyoruz ama yani Türkiye'de üretilebilecek ama ucuz olduğu için dışarıdan gelen ürünlerin gelmemesi için gümrük kapılarında malumunuz gümrük uygulayamıyorsunuz. Hem Dünya Ticaret Tabii. Örgütü'ne attığınız imzalar hem serbest ticaret anlaşmalarınız gümrük birliği nedeniyle. Dolayısıyla kurla üreticiyi koruma fırsatı olabilir diye düşünüyorum Ali Bey. Bu tabii ki üretim ayağı, ithalat ve ihracat ayağı. Dış ticaret açığımız yükseldiği için cari açık da yükseliyor. Burada en önemli gelişme de Ali Bey, turizm gelirlerinin beklenenin biraz daha üstünde geldiği ve hatta kış turizminin bu sene rekor kırabileceği yönünde görüşler var. Evet. Tabii ki bunun olması ülkemiz için çok olumlu bir veri olacağını düşünüyoruz. Şimdi tek tek bakarsak en son gelen rakamlardan bir tanesi sanayi üretimiydi. Evet. Orada %2,5'luk yıllık bazda bir gelişme var. Aylık bazdaya fazla bakmak istemiyorum Ali Bey. Orada da yüksek teknoloji ürünlerinde %36'lık bir artış var. Bu çok sevindirici bir şey. Kesinlikle. Orta teknolojide de %14, bir de sermaye malı girişinde %26'lık bir olumlu gelişme var. Çünkü sermaye malı üretimi demek bizim gelecekte daha fazla üretim yapıyor olmamız anlamına geldiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunları da olumlu düşünüyoruz. Ancak yavaşlama olduğu bir kesin. Hatta siz de haberlerde Avrupa'daki durgunluğun etkisinin bize yansımalarının Tabii. olacağını da söylediniz. Bu tabii ki kaçınılmaz. Hemen buradan uygun görürseniz ben büyüme rakamına Evet, lütfen. geçeyim. Üçüncü çeyrek büyüme Malum rakamı. birinci çeyrek 7,5'tu, ikinci çeyrek 7,7 revize edildi, üçüncü çeyrekte 3,9 geldi. Şimdi bu kadar ihracatımız arttığı bir dönemde 3,9 tabii ki biraz düşük ama sanayinin katkısı kısıtlı kalıyor. Büyümede baktığımız zaman en büyük katkıyı da büyümeye Ali Bey, hane halkı tüketiminden geliyor. Bu da çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Zira bir taraftan rakamlarımızın enflasyon nedeniyle gelirlerimizin azaldığı bir dönem ama tabii ki insanlarımız
bir ay sonra alım gücün azaldığı varsayımıyla, bu psikolojik bir durum, çok uzmanlık alanımda değil ama Evet. harcayıp ürünü bir sonraki dönemde alamama endişesiyle bir hızlanma olduğunu orada görüyoruz. Ben şahsen dördüncü çeyrekte ki büyümenin yani üçler civarında, belki ikiler civarında gelebileceğini öngörüyorum. Bu da bize 6 civarında yıllık bazda büyüme getirebilir. 2023 ile ilgili Ali Bey fazla tahminde bulunamıyorum. Çünkü malumunuz çok önemli bir seçim dönemine giriyoruz. Doğru. Siyasi kararların bizi nasıl etkileyeceğini, nasıl etkilemeyeceğini tahmin etmekte de zorlanıyoruz ama tabii ki bu dönem hakikaten çok zor bir dönem olacak. Hatta dün gelen bütçe verisi de aslında önemli bir işaret bence. Kasım ayında bütçemiz 108 milyar TL fazla verdi. Bu çok önemli ve değerli rakam. Normalde Kasım Aralık aylarında biz büyük Tabii. açıkların olduğu dönemlerdir. Tabii ki planlanan 400 milyar civarında bir bütçe açığı var. Şu anda 11 ay itibariyle 128 milyardayız. Bu çok önemli. Şayet bu ay gibi bir fazla verilmesi halinde aslında faizlerin düşürülmesi için en önemli unsurlardan bir tanesi de hükümetin, devletin bütçe açığı vermemesi. Denk bütçeler ve fazla veren bütçeler aslında faizi aşağı çekecek en önemli unsurlar. Zira devlet borçlanmayınca bizim sanayici olarak borçlanma şansımız veya oranlarımız çok daha düşmekte. Burada da biz dün gelen bu bütçe haberini çok önemsediğimi dile getirmek istiyorum. Tabii ki enflasyon nedeniyle bizim gelirlerimiz yükseliyor, yükselecek ama burada da enflasyon muhasebesine geçilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira geçilmediği takdirde bizim sermayelerimiz zaten sıkıntı içerisinde olduğumuz için daha da azalacak, hatta üretemez hale de gelebiliriz diye endişemiz var. Evet. Ali Enflasyon, Bey, özür evet. dileyerek araya gireceğim. Enflasyon muhasebesi ile ilgili nasıl bir kazanım olabileceğini bir örnek vererek açıklayabilirseniz sevinirim. Yani bu örneği ben de verebilecek durumdayım ama bir sanayicinin vermesini istiyorum. Çünkü hakikaten çok önemli ve hayati bir mesele haline geldi. Örneğin bir şirket enflasyon muhasebesi yöntemiyle nasıl bir kazanım sahibi olacak ya da bilançolarında nasıl bir iyileşme olabilir size göre? Şimdi Ali Bey şöyle bakalım. Yani 2022 yılına bakarsak işte üfe bazlı %136'ya düşen, daha öncesi %150'lerin üzerinde olan bir girdi maliyet artışınız var. Evet. Siz şimdi bunu aldığınız aynı oranda satmanız halinde oluşturduğunuz yani tekrar mal koymak için alıp tekrar ithal edeceğiniz veya üreteceğiniz ürün için elinizde kalan miktar azalıyor. Doğal olarak Tabii. yani enflasyonun sizin sermayenizi kar Erittiğini. yapsanız dahi azalttığı bir ortam oluyor. Yani Evet. bunu dolayısıyla yani buradaki amacımız aslında hani sermayelerimiz yok olmasın. Burada beklentimiz bu. Daha önce de oranlar düşükken bu konuşulan bir konu değildi enflasyon muhasebesi ama bugünlerde artık güncel diye düşünüyorum Ali Bey. Evet. Peki, ister kaldığınız yerden devam edin, isterseniz ben yeni bir soruyla devam etmek istiyorum. Hangisini tercih ederseniz. Yani demin sözünüzün arasına girdim o bakımdan. İlave etmek istediğiniz Sen bir... hemen Buyurun. kısaca Ali Bey bir kapasite kullanım oranlarına da değinmek Tamam, evet. istiyorum. Aslında oranlarımız hem Türkiye genelinde ki orana değinirsek Kasım ayında 75,9 oranı oldukça iyi bir rakam. Yani belki önceki yıllara baktığımız zaman 79,9'lar var, 80'ler var ama bu da çok kötü değil. Kocaeli'nde de bakıyorum ben son 2014'ten bu yana sadece 2014'ün Kasım'ında 71,9 olmuş. Bu sene de bizim burada 71,6 oranında bir
kapasite kullanım oranı var. Bunlar da aslında büyümemizi tetikleyen unsurlar olarak olumlu olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gelelim Sanayi üretimlerine girdim. evet. Evet. Yabancı temsiliyetine girelim. Biraz önce çok doğru bir yerden girdiniz. Kocaeli yabancı sermayenin, yabancı sanayinin %10 civarında bir paya sahip olduğu nadir kentlerden bir tanesi. Hatta belki de en önde gelen kentlerden bir tanesi. Şimdi yabancının oradaki varlığının gelecek yıl ve sonraki yıllarda artabileceğini düşünüyor musunuz? Bu bir sorunun birinci kısmı. İçinde bulunduğumuz yıl yabancının terk edip gitmesiyle ilgili bir süreç var mıydı? Yani kaybettiğimiz yabancı yatırımcı oldu mu? Yoksa gelen yabancılar uzunca bir süredir Türkiye'de zaten yatırım yapıyorlardı. Türkiye'yi önemli bir iklim haline getirmişlerdi. Onların kalıcı bir şekilde Türkiye'de olmaları devam edecek diye düşünüyor musunuz? Yoksa bir kan kaybı ortaya çıktı mı içinde bulunduğumuz yıl itibariyle? Şimdi Ali Bey, sayılar yani nominal sayılarda artış var. Ben şöyle söyleyeyim, ama ortalama alırsak bizim üye sayımızı da 3500 varsayarsak, Kocaeli Sanayi Odası üyelerinden bahsediyorum. Bizim takribi %10 oranında, yani 340 civarında yabancı sermayeli şirketlerimiz var. Bu sayı sıkıntılı dönemlerde biraz daha artıyor Ali Bey. Çünkü satmak isteyen veya dışarıya karşı ucuz kaldığımız bir dönem Anladım. oluyor, ekonominin yavaşladığı dönemler. Dolayısıyla o dönemlerde yabancı sermayeli şirketler sayısında artış oluyor. Ama esas olan, bizim istediğimiz, olması gereken de şu: yatırım iklimimizi iyileştirip yabancı sermayenin Türkiye pazarı için değil, etrafımızdaki pazarlar, hatta kendi pazarlarına da dönüp satması için üretim merkezi olma hedefimiz olması lazım. Şimdi bunu da yapabilmemiz için aslında hükümetimiz bu konuda tecrübeli. 2004, 2009, 2010 yılları arasında çok ciddi yabancı sermaye ülkemize girişi oldu. Evet. Şöyle örnek vereyim, 2002 yılı yanılmıyorsam 590 milyon dolar yıl mertebesinden 2007'de bu rakam 22 milyar dolar yıla çıkmıştı. Evet. Yani 28 misli bir Artış artışın var. olduğu bir dönem yaşadık. Evet. Tabii ki bu seçimler bizim için çok önemli. Hangi hükümet seçilirse seçilsin, Avrupa Birliği ile, İKV Başkanı olarak burada konuşuyorum, Avrupa Birliği ile yeniden yeni bir beyaz sayfaya ihtiyacımız var. Yani mevcut hali politikaları devam edersek, Avrupa Birliği ile maalesef müzakerelerimizde sorunlar, sıkıntılar büyüyerek devam edecek diye endişe duyuyorum. Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin, yeni bir dönem olacağı için yeni bir beyaz sayfa, onların hatalarının düzeltilmesi, bizim hatalarımızın düzeltilmesi şeklinde bir işbirliğiyle tekrar ülkemizin başta Avrupa olmak üzere ama tüm dünyadan yatırım çeker. Yılda işte ne bileyim yeni rakamlarla yılda 50 milyar dolarlık yatırım çekebilir bir hale gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Zira şu anda ülkemizde zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi sermaye birikimidir. Sermaye birikiminin de oluşabilmesi için yabancı sermaye ilk etapta çok ciddi katkı verebilir diye düşünüyorum. Ali Bey, yılda 900 bin veya 1 milyon civarında genç iş gücüne katılıyor. Evet. Ama çalışan sayılarımız Ekim ayında tarihi bir rekor, 31,2 milyon sayısına çıktı diye Evet. hatırlıyorum, ki bu önemli bir rakamdı. Ama tarifimizde, işsizliğin tarifinde, İş ararsanız işsiz kabul Doğru. ediliyorsunuz. Ama öbür tarafta bizim gibi benzer nüfusu olan, bizden daha yaşlı olan, ki ben sizin yayınınızda bunu birkaç kere de dile getirdim, bir Almanya'yı örnek alırsak, Almanya'da 83 milyon insan yaşıyor. Bunların yaş ortalaması 47. Bizde de 83-84 milyon dersek ve yaş ortalamasını 32 varsayarsak, orada 45 milyon kişi çalışırken bizde hala 31 milyon olması Tabii. kanaatimce üzücü bir durum.
Bunu tabii ki birçok sosyal nedeni var. Benim uzmanlık alanım değil ama bunu bizim en kısa sürede çözüyor olmamız lazım. Şu anda işsizlik oranları yani çalışan sayısı az olduğu için işsizlik oranlarını yüksek varsayarsak bile bizim bölgemizde bırakın vasıflıyı, vasıfsız insan bulmada da sıkıntı çekiyoruz Ali Bey. Yani hakikaten burada bir sosyal sorun var. Bunu oturup çözmemiz lazım. Yeni dönemde yani seçimler sonrası buna da çok el atılması gereken bir konu. Mesleki eğitimi hep biz Odalar Birliği olarak çok önemsiyoruz. Sayın Başkanımızla Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir sözleşmede meslek liselerinin büyük bir kısmı yavaş yavaş ileride odaların kontrolüne giriyor. Kontrolüne de derken yanlış anlamayın, Milli Eğitim Bakanlığı yönetiyor oraları tabii ki Tabii, ama evet. biz dersler, konular, meslekler konusunda fikirlerimizi kullanıyoruz ve burada tabii ki meslek liselerinin tekrar eski haline dönmesi çok değerli. Bunun yanı sıra bizim de üzerimize düşen çok önemli bir görev var. O da meslek lisesinden gelen genç kardeşlerimize bir pozitif ayrım yapmamız lazım. Sanayiciler olarak bunu kendi eksiğimiz olarak söylemiş oluyorum, itiraf etmiş oluyorum. Ali Bey yanlış da anlaşılmasın ama bence böyle bir eksiğimiz var. Dolayısıyla bu hani çift taraflı bir ilişki. Ali Bey bu son dönemde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi malumunuz TL'ye ulaşım konusunda Evet. sıkıntılarımız var. Özel proje bazlı yatırımları aslında kamu bankaları çok önemli destekler oldular, oluyorlar. Ama işte taşıt alımından tutun ev satın almaya kadar sizin bugün yayında da vardı ev fiyatlarının düşüşe Evet. geçtiğini söylediniz. Bunda finansman eksikliğini veya Kesinlikle. finansa ulaşmanın çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Ama öbür yandan da işte enflasyonla mücadelede bu ay bir kırılmalar oldu. 150'lerden üretici fiyat endeksi 136'ya kadar geriledi. TÜFE'de 85'lerden 84'e indi. Ben önümüzdeki aylarda üretici fiyat endeksinde yüzde demeyeyim de 15'in üzerinde, 15 Evet. puanın üzerinde bir düşme olacağını düşünüyorum. Çünkü çok net bir baz etkisi var. Ondan sonra TÜFE'de de 10 puanın üzerinde bir iyileşme olacağını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu uygulamaların bir taraftan iyi olduğunu da görüyoruz. Ancak hakikaten nakite ulaşımda sıkıntı çeken işletmelerimiz var. Bugün yayınlarda 150 milyar TL civarında bir KGF kredisinin Evet. verileceği konuşuluyor. Bunları da takip edeceğiz. Tabii ki ihtiyacı olan kuruluşların, KOBİ'lerin önce seçilmesi çok değerli diye düşünüyorum. Evet. Şimdi son 4 dakikamız. Orada da sizin diğer şapkanızı kullanacağız. İktisadi Kalkınma Vakfı, yani Avrupa Birliği veçesini kullanacağız. Gümrük Birliği ile ilgili bir tadilat, bir revizyon, bir yenileme gerekiyor diyorsunuz. Gümrük Birliği'nde durum nedir? Yani bir revizyon söz konusu olacak mı? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi neden gecikiyor? Yani bizden mi kaynaklanıyor? Avrupa Birliği mi ayak sürüyor? Neden bir türlü istediğimiz zemini yakalayamıyoruz? 4 dakika kadar vaktimiz var. Buyurunuz. Evet. Ali Bey, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi aslında 2016 yılında neredeyse olma noktasındaydık. Ancak o hain girişim sonrası siyasi ilişkiler bozulunca o proses durmuş oldu. Evet. Kanaatimce bu şu anda Avrupa Birliği ve bizim aramızdaki en güncel konu. Tabii ki bir de vize serbestisi var ki vize serbestisinde bizim yapmamız gereken eksik olan 6 tane kriterin aslında bizim tarafımızdan yapılması lazım ama Tabii. onların istekleriyle bizim aramızdaki konumumuz gereği farklılıklar nedeniyle orada biz de zorlanıyoruz. Gümrük Birliği aslında o kadar net bir önemli sıkıntı ki ben geçen ay TOB Başkan Yardımcısı olarak Meksika
Dışişleri Bakanı'nı bir kahvaltıda ağırlama veyahut birlikte olma şansı yakaladım. Şimdi biz 96 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği yapmışız. Meksika'da serbest ticaret anlaşmasını 1997 yılında yapmış. Sonra herhalde 2000'li yılların sonuna doğru onlar bir de o ticaret anlaşmasını modernize etmişler. Yani güncel hale getirmişler. Bizimki hala eski haliyle duruyor. Şimdi biz Meksika'dan ithalat yaptığımız zaman Avrupa Birliği ürünü gibi direkt Meksika'dan gelen mal bize gelebiliyor ama bizim hiçbir ürünümüz Meksika'ya herhangi bir avantajla giremiyor. Dolayısıyla bu aslında çok net bir şekilde Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle Gümrük Birliği imzalamasının ne kadar tek taraflı bir anlaşma olduğunu gösteriyor. Aynı masada biz de olsak, Meksika imzaladığı zaman biz de imzalamış olsak bunları hiç konuşmamıza, tartışmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ancak önümüzdeki dönemde Ali Bey, yeşil mutabakatla ilgili yapacağımız çalışmalar, dijitalleşme ile ilgili yapacağımız çalışmalar aslında Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili bize bir fırsat penceresi açtığını düşünüyoruz. Malumunuz Ocak ayından itibaren İsveç Konsey Başkanlığı'na ele alacak 6 ay süreyle biz de İKV olarak orada kendi tezlerimizi gidip anlatacağız. Türkiye'nin bu konuda kaldığı mağduriyetleri dile getireceğiz. Peki. Ayhan Bey çok teşekkürler. Görüşemesek size iyi seneler diliyoruz. Zaten şurada çok az bir zaman kaldı katkınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi Çok be. teşekkürler. Çok kısa bir ara.